geliyor, kurt geliyor. Aoo. Videosu bu. Alo. 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 Serman abi. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın abi? Seni tanıyalım. İyi abi, sizi sormalı. İyi, ne olsun bizde. Araba satacağım sana demişsin. Aynen. Ne İnşallah. Var abi? Ne var abi elinde? Kral, yaz sahibinden direkt oradan aç. İstediğin var. Bir atsana link atabilir. Mami atsana linki. Harbi mi lan? Söyleyeyim. Bir saniye. Kime atayım? Mami atsana. Mami at. Oradan bakalım. Noel dayı da arabayı yenileyecek. Aynen, bize güzel bir toplu bir indirim yaparsın. Aynen. Ben bak arabayı satışa koydum. Alacağım. Selman baba. İndirimin kralını. Bak para peşin. Bir dakika. Selman abi bize indirimi kralını yapacak. Var abi linki. Ferit var ya Ferit. Ben de istiyorum. Evet. Ferit o Wrangler falan istiyordu. Sonra vazgeçmiş sanırım. Birkaç defa da CLA 45 sormuştu. Ama olmadı ya. Sanırım. Oldururuz abi. Selman baba bize indirim yapacak mı ya? Yolladığım şeyler ya kral istediğiniz gibi ya. İstediğiniz abi gibi. Adam yapacak. Yani. Sen ver abi linki bana. Bir linki atsana bize ya. Kral senin galeri nerede Muhammed ya? Attım. Muhammed 5 at, Muhammed. Dur. Açtım vurma abi bu mu? Şu an bir saniye sen. Ekranıma saniye gel. Istedim. Ekranıma gel. ICS otomotiv. Ekrana geliyor. Şey mi? ICS otomotiv mi? Aynen. Tuğrek var. Dayı sen nasıl bir şey istiyorsun? BMW 520 Special Edition hepsi var. Onlar bizi aşağı ya. Oldu ya. Fiyata göre sıralasana bir çare. Bir dakika. Dayı BMW istiyordu. Audi de olur. Yamaha var. Nesrin. Motor ama bu. Ya abi X-Max nasıl şey istiyorum ben. Bir dakika evet. Mini Cooper mı? Peugeot 3008. Tamam sana bir tane Peugeot 3008 aldım o zaman. Ama geldiğinden hemen haber ederiz. Volkswagen bizim var. Bizim para peşin biliyorsun musun? Kredi falan yok Selman. Ya bana da bir yani fiyatı şey yap. Ya sen... Selman'cığım şimdi sen Selman'cığım bize güzelliğini sen yapacaksın. Biz de sana güzelliğimizi yapacağız. Böyle ikimiz güzelliğimizi yapacağız. Bak senin reklamını da yapıyorum burada. Adamsın ya kralsın. Bakalım abi. Zaten... Evet. Beni Ferit tanıyor. Şimdi Elanur da bir ara iletişime geçmişti. Bir sana ulaşamamıştım. Müzisyene ulaşmaya çalışıyorum. Ona bir türlü ulaşamadım. Chat'e öyle bir akıyor ki bulamadım yani. Elanur yeni albümden sonra alacağım demişti. Almadı mı? Yeni. Bizde bir ara C-Kasa vardı da onu şey yapmadı. Bak şu beyaz Sorento var ya beyaz Sorento. Böyle Jeep isteyen varsa onu çok uygun fiyata veririz. Nerede abi beyaz Sorento? Dayıya yakışır. Dayı. Kia Sorento. Ya. Bak, çok dayı? Uygun fiyata veririz. Bakıyorum bir dakika. Nesrin benim haloğlunda var 3008. Dayı 2018. Bir şey söyleyeceğim. Selman'ım şu küsuratı silelim ya şu 1 milyonu. Ya İstediğin gibi ya. Şey Buğra Akpınar falan da biliyor biz burayı zaten. Biz hep senden alıyoruz ama bak Selman bak biz hepimiz senden bütün ekip olarak senden alacağız. Bize artık bu noktada bir şeylerini yapman yani lazım. Selman bir iskonto yap dayı yani öyle değil bu iş. Dur abi arabayı ya, seçelim bak, adam yapacak ya. Sorento'yu almak istiyorsan hemen bir fiyat vereyim sana. Sorento'yu satamadın mı? Taklası mı var? Yo ben sadece o uyguna veririm açısından diyorum yani. Abi Noel dayı sen mi bir, ne istediğini söyle buradan bakalım senin arabaya. Ben bakıyorum bir yandan kanka da benim... Aradığım türde bir şey yok şu an burada. Nesrin bende 3008 925 milyar. Aa Nesrin sana A serisi A45 AMG A45 gider. O. Çok pahalıymış. Ne olacak 1 milyon 925 bin TL. Babana söyleyiver. Bir şeyler sıkıntı yok ki hallederiz. Bir şeyler hadi 25'i almayayım senden. Ya neyin halledeceksin? Yani 25 Selman 100 almayayım ya 125 almıyorum ondan direkt. Oo artık ya Selman. Nesrin iki diş fazla bak ya. Evet Nesrin günde kaç tane yapman lazım? Bir dakika günde... Nesrin günde 450 tane diş temizleyebilir misin? Arayın galerileri büyük araçlarda kimse indirim yapmıyor. Biz indirimin kralını yapıyoruz istediğiniz zaman. İstediğiniz zaman kralını. Bravo edin, Selman abi. Tamam, bak ben Selman Reis ben takibi aldım senin sayfayı. Aa bak, Selma sende Q7 varmış ya. Sorento'yu almak isteyenlere ciddi söylüyorum. Bak arabanın fiyatları 1.300'den başlıyor. 1.225'e bırakırız. Sorento şimdi geç Selma. Aynen. Buna ne diyorsun? Bayi Q7 50 TL. Q7 mi? Bu güzelmiş. Q7'yi şöyle. Q7'nin bunu anlatayım hemen kısaca. 2022'de 3-4 tane satıldı. Bir tanesini bizde şu an. Evet. Yani bunu direkt düz 6'ya bırakırız. Daha da bir yuvar çeksene ikimizi. İkiye bırak.
İki. Bak bizim yani para peşin. Bir tane de Tucson. Tucson çıkartmış. Evet Tucson bir de. Artı. 2 milyon Tucson'a göre araba. Tucson. Peki Selma biz sana araba satabiliyor muyuz? O da olur, o da olur, o da olur, o da olur. O da olur, hepsini alalım. Ne var sende ablam? Bir dakika neyse. Ablam sende ne var? Peşindeyik. Reis bir tane Opel Combo var. 2013 model 135 bin. Özelden atarsan. Onu Nuri'ye alalım ya şu Opel Combo'yu. Nerede Nuri? Yo yo satıyoruz abi. Zinker abi'nin Opel Combo. 135 binde beyaz melek lakabı. 250 veririm. 2008 A6 mı o? 2007 modeli. Selma bizim bir değerli bir arkadaşımızda bir tane arazi aracı var. Düz duvara tırmanıyor. 4x2 ama. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada... Eğer arabanızı satmak istiyorsanız biz satın almayıp kendimiz de ilan girebiliriz. İstediğiniz fiyata gireriz. Yani isterseniz bir şey söyleyeceğim. Zaten belli. Problem değil. Bizim ekibe ben bunu almam lazım abi. Vito falan almam lazım. Bir yerden bir yere gidemiyoruz. Oha bunu. Çok iyi olur. Ha, servis şoförü gitmesin taşıyım onu. Selman. Q7'ler niye bu kadar pahalı ya? Ya çünkü olmadığı için. Şöyle 6.550.000 ne ya kanka? Şöyle söyleyeyim, sebebini söyleyeyim hemen. Bu Rusya'da üretiliyordu bu araba. Sonrasında işte savaş mamaş bir de çip krizi falan dediler. 2022'de Türkiye 3 tane mi 4 tane mi ne geldi? Bir tanesi. Tamam ben çipsiz işte. Ver bana bunu. Çipini alın bunun içinden. Çipsizini ver bana. Tamam çipsiz verdim. 6'ya bıraktım. 550. Selma sana son teklifimi yapıyorum dakika, Selma. Dur. Selma. 2,5. Bak sana benim Tucson bunu bir kere yaz artı olarak. Tucson artı 2 milyon artı 1 bitcoin. Kanka benim arabayı da koy üzerine. Benim arabayı da bitcoin'in koy. Bitcoin'in ne bok yiyeceği de belli değil abi. Bugün az eder. Yarın belki 10 milyon edecek yani. Ya bitcoin hepsi hikaye. En iyisi teneke. Teneke alacaksın. Araba iyidir. Bir de bende şey bizim var abi. NFT var. Gops NFT var. 4 tane de Gops NFT vereyim. Bir abi 13 yaşındaki kişi var. Değerlenecek o. 4 tane de gobsum var onu vereyim lan. Orospu Alp. Hani bu gobslar amına 10 milyon olacaktı. Hey yarım. Şunun bir piyasasını yükseltin amına koyayım araba alacağım ya. Hadi ya hadi mutant dediniz. Mutant gobs tutuyor. Allah Allah. Ya sen sondan sıkılmadın mı? Kaç yıldır aynı arabayı sıkıldım abi şimdi. Sıkıldım da yani burada vallahi, benim ne... Gel ben... getir ilan girelim ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben zaten arabalara şöyle bakıyorum bak. Sığmam. Aşağı indikçe sığarımlar çoğalıyor. Fiyat da çoğalıyor abi aşağı indikçe. X5 denilir abi. Ona bir bakalım çağır. X5'e bak abi. X5'i iyi araba abi. X5'i de bir şeyler yaparız ya ondan. Buna 1300 çalışın. 1 milyon 200 bin liraydı. Gözünüzü seveyim ya. 1300 vererek bak. 1 milyon mu verdim ya? Nasıl bu kadar hemen arttı bunun parası? 1 milyon 500 falandı. Ya X3'lüğün sıfırları burada bir çorba parası da eklenmiş gibi üstüne sanki değil mi? Aften. Ya sildik onu hadi sildik onu. O zaten sildik onu. Selma 1 milyonluk çorba mı içiyorsunuz amına koyayım? 2.925 bin lira diye. Büfeden falan geliyor. Büfeler çok para geçiriyor ya. Selma bak. 90 bin kilometrede. Bu arabaya ben Tucson'u vereyim. Tamam mı? Hadi tamam üstüne 1 milyon. Kapatalım. Bu arada ilk sahibinden bu. Tamam 1 milyon hiç üstüne şey de 1 milyon. Full yetkili servis bakımlı. İstersen şey yapabiliriz konuşabiliriz yani. Selman benim yani Tucson üstüne 1 milyon. Üstüne tamam, bir de Tucson'a... 5 milyarlık da ciğer ısmarlayayım sana. Tucson'a ben de her ya. Yayında ICS Otomotiv diyeceğim. Oğlum Tucson'un hiçbir bak hiçbir çizik yok. Doktorda kadından yani hiçbir sıkıntısı yok Tucson'un. Bu da aynı senin Tucson gibi o zaman. Evet benim Tucson işte doktordan ve kadından. Bu kadından. Benim arabam bu da öyle Selman. Sana yazdım özellikle. Arabanın amına için anası sıkılmış ama arabanın. Ben sana söyleyeyim Nesli'nin arabası. Öyle söyleyeceğim. Arabaya kontağı çeviriyorsun araba öksürüyor mu? Orada hani Neco'nun kaza yaptığı araba var ya. Evet. Pert oldu. O araba bizimdi daha önceden. Ona bayağı bir süre bindi sonra pert oldu araba. Hatta almayı düşünüyorduk da ondan sonra almayı düşündükten bir hafta sonra araba pert oldu. Bizim Tucson'a kaç yazıyorsun sen? Bilmem lazım detaylı olarak. O özelden bir söyle çağır ya. Özelden konuşuldu. Abi bizim Tucson ben sana söyleyeyim 45 bin kilometrede. Otoban faresi deniyor zaten toplumda. Otoban faresi gibi deniyor.
bastığın zaman tepkimesi çok hızlı. Vaps diye hızlanıyor böyle. İçinde hiç sevişilmedi. Efendime söyleyeyim. Bir kere bile sigara içilmemiş. Tertemiz. Kusuldu ama. İçinde. Onu söylemesin keşke yani. Çağır, eğer gerçekten tatlı niyetin varsa. Abi var. İçinde iki kusmuk. Konuşabiliriz. İki kere kusuldu arabaya. Biri Nesin tarafından kusuldu. O gün de menemen yemiş. Allah kahretsin aklıma geldi. Ya abi git ya. Arabaya patır patır kustular. Bir nesli kustu, bir takmaz kustu. Bir nesli kustu, bir takmaz kustu ya. Arabanın amına koydular. Değeri düştü arabanın ya. O gün arabayı satıyordum biliyor musun? 200 bin lira verene veriyordum arabayı. Mesut ne diyor biliyor musun? Arabayı kustu diyor ki ben bunu satın alayım diyor bu arabayı diyor. Para çıkmadı. Dedim Mesut sen ne güzel yere kapa kalkmışsın. Yani arabanın içine kusup kusup tertemiz arabanın içine kusup kusup fiyatını düşürüp ondan sonra satın alın diyor. Yani bu şekilde ya. Şimdi bazıları falan inanmıyor ama yani gerçekten bu yani. Bunda Apple CarPlay var mı abi bunda? Bunda mı? Bunda yok ya. Abi neyse o zaman ya. Abi, ayarlamış. Ben orada kızların dediği hiçbir şeye uymuyorum. Ben aklında tutamayan, yol gittiği yolu unutan insanım ben ya. Ya işte, bu maalesef bunlarda yok. Bir de bundan sonra X5 de yok yani. 2018'den sonra Türkiye'de gelmiyor. Abi. Böyle bir sıkıntı da var. Aşağıda yazıyordur. Belki vardır ya. Bir baksana bir sen. Ben hatırlamıyorum ama büyük ihtimal cam yok. Cam tavan, soğutmalı koltuklar, ısıtma koltuklar, ısıtma direksiyon, hakiki deri koltuklar, elektrikli direksiyon, harma kadron, tam hayalet ekran, EPT geniş ekran, vakumlu kapılar, elektrikli bagaj kapağı ve karo baldır destekli şişirmeli koltuklar. Navigasyon. Abi arabada Harman Kardon ses sistemi var. CarPlay yok ya. Ben bir şey soracağım. Selman'dayız. Geçen gün bir tane haberde gördüm. Şeyde haber diyeyim daha doğrusu. İlanda. Ense üfleme var diyor. O ne oluyor? Ense üfleme. Valla ben öyle pis şeyler bilmem. Tarık amaçlı. Valla ense üfleme var diyor kanka. O nasıl bir şey biliyor musun? Tarık amaçlı. Aha varmış abi Apple CarPlay. Apple CarPlay varmış. Enseden böyle üflete üflete gidiyorsun. Eve gidince kesin seviştirtiyor. Öyle bir özellik koymuşlar. Parası olan daha rahat sevişsin diye. Bence de yanlış. Apple CarPlay varmış ya. Android Auto'da Apple CarPlay varmış. Ya da arabandan haberin yok Selman ya. Ya ne yapayım bazen unutuyoruz ya. Hatasız, kazasız, boyama, tramersiz aracımızın içinde ve dışında en ufak çizik, taş, izi, nokta, hata yoktur. Herhangi bir aşınma yapıp ama kesin yoktur. Fabrikadan çıktığı gibi son bakım morozonlarında yapılmıştır. 4 lastik 0 Michelin. Michelin ya bunu kullanan kadın kullanmış sadece. İnanılmaz temiz kullanmış. Yani biz şaşırdık yani bu kadar kilometrede araba hiçbir şey yok arabada. Çok temiz kullanmış. Benim araba da tertemiz Selman. Matematik öğretmeninden işte, aldı. Bizlik, bak sana bir söyleyeyim Selman. Benim arabayı al koy ve satılsın bir araba yani şu an. Ya gel girelim ilana. Yarın getir işte yarın getir girelim. Yok yok takas yap. Bak şimdi biz elimizdekini satar. Abi ben öyle sevmiyorum. İlana girelim. İlan gitmedi. Biraz düşelim falan değil. O sorumluluğu siz alacaksınız abi. Benim araba artık sizin arabanız olacak. Sizin arabanız artık benim arabam olacak. Bu 2925'in küsuratını sileceğiz. 2 milyon yapacağız. Benim arabayı da 1 milyondan sayacağız abi. Ben size 1 milyonda ben size nakit cash çıkartacağım. Anlatabiliyor muyum? Bu arabaya bineceğim anahtar yani, teslim yani. Alacağım. Gideceğim plakayı da KGR yaptıracağım. Bitecek gidecek abi. Evet. Ama çok rahat araba biliyor musun? Tam sana da yakışır biliyor musun? Kocaman araba. Aynen, bir de 4x4, 4x2 değil ha. Hayır öyle ya, Tucson gibi 4x4. Çok yakar, çok yakar. 4x2 çok yakar bu. Çekiş değil, 4x4. Ya dayı, arabayı kötüleyecek, X5 kötüleyecek şu anda. Bir dur ya. Bir Allah ilk önce. Bir boklayalım, çok biraz fiyatını düşürelim istiyorum dayı. Sen ama yine de övesin varsa gel 3,5 milyon yapalım arabanın parasını. Yok yok, fiyat düşeriz ya. Bak yok ama düşeceğiz dedi. Bir de... Sana, bak, bir de bak bir şey kimseye yapmam amına koyayım sana yapıyorum. Bir de FIFA kadromu al git. Al git orada bir 200-300 bin lira falan yatıyor orada da. Bir saniye ben şimdi sana özelden bir bunun kaç olurunu yazayım. Bir yazsana özelden. Başkaları bilmesin bir arkadaş eklemem gerekiyor musun? Kimse tamam, bilmeyecek. Yazıyorum. Yaz abi kimse ama bak son noktasının dibini ya, bırak ben zamanında amına koyayım. 8 tane Bitcoin'e bir tane pizza yemiş adamı bana koyayım. Biraz en dipini yaz yani bana. Tamam bak şimdi bakıyorum sana en dip fiyatı vereceğim tamam. Ver. Ama aramızda kalsın. Sırf senin için.
Tamam. Bu sırf bana olur bu olsun ama. Evet, gerçekten öyle. Sırf bak başka yayıncıya gidersin. Eleanor'a falan gidersin. Bu benden de daha düşük fiyat verirsen kahrımdan ölürüm. Yok yok yok. Kimse öyle bir şey yok. Bak. Tamam. Yazdım. Bakıyorum abi. Diyorsun. Aynen. Alıyor muyuz yarın abi? Oldu mu Çağrı, ne diyorsun? Klavyesi. Bizim Tuson'u kaça sayıyor bu? Bak Tuson'u. Ben de sana kimseden istemeyeceğim bir fiyat istiyorum. Bunda ben bir tek bir ton galerice varmışsa senden isterim bu fiyatı da. Şuna ne diyorsun? Bak bu mesela bu fiyatı Kemalcan parlar da bu fiyat mı mesela gelse? Bak Kemal'i getirecek, onda kazanın. Bir bu sefer zarar et. Bak sen bana bana bundan veriyorsun. Bak bana bundan veriyorsun. Artı ben sana Kemal'le Ferit'le bağlıyorum. Zaten ondan sonra iyi alırsınız. Bir şey yazacağım. Bir şey yazacağım bak. BBL Espor falan hepsini getireceğim. Akademi bile artık araba alma noktasına geldiler. Hepsini senden aldıracağım. Ya sen, bak bak ben hiçbir şey diyorum. Sen gel gel, biz her şeyi yaparız. Elimizden geleni yaparız. Biz benim öyle Tucson'a şey vereceğim fiyatı da yazsana oraya, benim Tucson'a. Tam detay, dur bir saniye bekle. Şimdi 2019 çıkışlı, 2020 bir çıkışlı, 1.77. Bir saniye, bir saniye. Ben şimdi sana soracağım bir onu. Bir saniye. 1 milyon ya Tucson. Tucson. Bu 1.6 ne? 1.6. CRD'yi mi, GD'yi mi, TGD'yi mi yoksa 2.0 CRD'yi mi, hangisi? Bir dakika, ne arkadaşlar, benim 1.6 ne? 1.6 LGBT. Biliyor biliyor. LGBT mi? Evet. 1.6 LGBT. İçinde makas yapılmış. Özel kasa bu. 1.6 TGDI olsun o zaman. Muhtemelen. Bak sana bir numara yazdım. Bu benim numaram. İstediğin her şekilde yardımcı olurum. Tamam. Eyvallah. Şimdi bizim arabaya kaç lira yazıyorsunuz? Ya Ferit'e birkaç kere yazdım da cevap vermedi ya. Bu şakalar da fiyattan bak, biraz düşür bak. Bak güzel de şaka yaptım, iki tane üç tane. Ya ayıpsın ya, hallederiz bak, onu. Selman şimdi efendim? Bize uygun bir şey yaptın ya. Ferit'e yazdığında cevap gelecek, bir de onu düşün. Ben mesela şöyle diyeceğim. Oğlum Selman diye bir arkadaşla tanıştım. Beni bir sikti. Hocam beni bir sikti. Kemal zaten dayanamaz, arar hemen seni. Hemen onu da almaya çalışacağız. Direkt alır o. Mesela 920 demiş. Bu suratı siller, 3 yazalım oraya da. Mesela öyle alır bir de. O da Doç'tan sıkılmadı mı ya? Doç'tan sıkıldı. Hadi. Onun Doç'u ben kendime istedim. Bana ver takılayım kral dedim, birazdan buna koyayım yeter dedim ya. Onunla şimdi Almanya'ya falan muhabbeti var ya. Oraya gitmek muhabbetin etlesin, onu Doge'u ben alacaktım. Aynen, ben ona sordum, şey dedi, Türkiye'den araba almayabilirim daha dedi. İşte o netlesin. Ne yapacağımış? Benim araba 900K'mış bak. Evet işte 1 milyon. Selman harbiden bak, millet sponsorluk için bana kaç tane geldi firma, dedi ki sana, dedi aman akım gel Mercedes kasa verelim sana, senin olsun dediler, bizden bahset yayında falan. Yok dedim, ben öyle beni dedim arabayla satın alamazsınız dedim. Ya kralsın ya vallahi. Sen geldin bize araba ya satmaya çalışıyorsun. Yok yarım sen, ben bu paraya evlenebiliyorum ya. Ama abi, yuva kuruyorum düşün, amına koyayım bu paraya yani. Bak yuva kuracak para düştüm yani ben de öyle. Ama sen bana bu arabayı aldırtırsan, ben bu arabaya geçirdim, ben iyice artık şey olurum yani, serseri olurum amına koyayım her gün. BMW alırsan mı? Ne? BMW alırsan mı? Bu BMW mi? Hangisine bakıyorsun ki şu an? Sen niye bağlı yayını izlemiyorsun? Bu kadar yoğun mu amına koymuşsun ya? Otur aç abi, izle yayın, içinde bulunduğun yayına bir ya bak çok ya. Çok karışıyor. Ya aynen bu. Abi bu bununla, BMW'ymiş. Bununla sensiz. Bununla sensiz olmaz. Ben bunu Audi diye bakıyorum, Allah kahretsin. Ya yayına bakmıyordum o sıra. Ya serseri olmazsın ki ya, bu öyle serserilik bir araba değil yani. Ya, ama çok konforlu, şey çok söyleyeceğim. Ben bunu hediye alacağım. Biraz daha indirim yap ya. Ya. Audi X5'e benziyor. Bir de bu adam eve, yeni eve taşınacak. Gel vallahi konuşuruz, sıkıntı değil yani. Sürekli konuşuruz diyorsun ama. Ya bak ben gerçekten yemin ederim çok iyi fiyat verdim ama. Bak, X6 yok mu elinizde? X6? Yok, X6 daha önceden vardı elimizde ama sonra almayı tercih ediyoruz çünkü çok ağır satıyor. Yani satması zor.
X5 iyi ama. X5. X3 çok sattı. X3'ler bayağı sattı. Onun dışında elektrikli arabalar bayağı talep görüyor. Güzel araba. Noel Day ne diyorsun arabaya? Araba fişek ya. Zamazingo nasıl? Zamazingo iyi. Joystick var bir de. Joystick bir ses. Emice farlarına karartırız. Joystick ne ya? Vitesi ya. Vites ya. Vitesin ama hep aynı zaten bunlar. Arkalarda ısınıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu düz vites mi? Yok, otomatik otomatik. Abi öbür Twitter'daki diğer kızlar da eleneceğiz bunu alırsam amına koyayım. Benim düz vitese bilmem lazım ya. O kız da dedi düz vites kullanmayan ne olmaz dedi amına koyayım ya. Bir amına koyayım benim kriterim düşüyor, azalıyor. Ya ver şuna bir joystick be abi amına koyayım. İstiyor herif. Peki bu arabada kadran selamlama var mı? Kadran selamlama mı? Kadran selamlama... Ezan okuyor mu? Tok var mı tok? Tok inşallah. X5'i görsün kucağına oturmazsa bu arabada biçim abi. Tamam alıyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sana ne yakışır biliyor musun? Sana ne yakışır abi? Tam sen. Şu Alfa Romeo Stelvio'ya baksana bir. Alfa Romeo Stelvio. Kanka sakın diyorum ama şey demiyorum. Sakin diyorum. Bu ne ya BMW varken? Acaba? Bu araba kadar keyifli bir araba yok. Suratı İvo'ya benziyor arabanın. Tipi çok kötü. Hadi bizi sikme ya. Kötü. Bu arabanın yedek parçasıydı bilmem neydi. Bunu... Kanka paraya bunu vermesen bize. Sen bize ne yapıyorsun? Mami İvo'ya benziyor. Sen bize... Şey derler, bilir misin onu Selman? Evleniyorsun bu arabayla. Senin olur derler. Bu bizim... o araba olmasın. Yok değil ya. Biz bu sene 4. satışımız o. Alanya'ya mı getiriyor peki? Kanka Alfa'nın sürüşü çok iyi. Ya burada bir tane BMW vardı. Her şey çok iyi ama piyasası ölü yani abi. Elinde kaldı. Evlenirsin onun. Doğru diyor Oğuz yani. Bak bu da olabilir mi? Bu nasıl? Bunda, bu çok güzel araba ama bunda indirim çok yapamayız çünkü müşteri arabası bu. Yani müşterinin kendi istediği rakamdan aşağı inemiyoruz çok. Olmadı. Bu paralara sıfır elektrikli alırız biz. Ya kanka sıfır elektrikli Mercedes alırız bak. Çağrı ben sana arabanı söyleyeyim mi Çağrı bineceğin arabayı? Hı. Baba sen taş gibi S90 bineceksin Volvo. Bir şey söyleyeceğim. Buna sığıyorum. Bu Kemal'in eski araba değil mi bu? Kanka bunu her türlü sığarsın bu arada. Sığmama şansın yok. Yok bunun içi geniş, bayağı geniş. Bu 5 kasa buna sığarsın. Tamam Kemal'in aynısıysa sığıyorum. Ve arkama bir kişiden sorabiliyor. Bu araba geniş. Bu nasıl sığarsın? Ama kanka ben sana diyeyim S90 diyorum yani. Sedan da S90 abi. Ya S90 da güzel. Bayağı güzel yani. S90 nerede abi? Yok ki adamda S90. Bizde S90. Aa bak Volvo C40 var. Bak ona. Bak full elektrikli bu. O küçük o olmaz bize, yaramaz. Ha o zaman. Bu küçük ya, evet. Sana X5 gider. Sorento belki gider. Onun dışında 5 kasa gider. Alfa Romeo gider bizdekilerden. Baba. R8 al. Of. Nerede R8? R8 al, binelim Çağrı. Of. Ferit'le kapışırsın. Şunu mu diyorsun? 7.200.000. Aynen. Ya, alalım abi o zaman direkt. Baba yanlış anlama. Bu parayı verdikten abi sonra Ferit'le kapışmam ya. Bu parayı verip Ferit'le kapışacaksam Allah belamı versin ya benim. Ferit'in arabasının beygiri kaç biliyor musun sen? Kaç onun beygiri? Kaç beygiri abi? 430'u kapışamazsın abi kanka, Ferit'in arabayla. Ferit'in araba bundan gidemez. Kapışamaz ki. 650 beygir o araba. R8 yer onu. Mümkün değil, yemez. Abi Amerikan muscle car. Arabanın iki katı ağırlığı var sadece ya. Ya aynen o. Onu R8 abi, onu paramparça eder abi. Yiyemiyor kanka, yiyemiyor. Ya Allah Allah. R8 paramparça eder, atar onu abi, ne diyorsun? Tamam gel VS attırayım Ferit'le sana. Bu arabaya bin sen de o zaman. Abi attır fark etmiyor. Bir dakika attır. Ferit kazanırsa bu arabayı hediye ediyor mu? Hayır. Vardır kesin. Şaka be. Ya dayı bu arabayı alacak param olsa Dodge'dan yarıştırmam bir kere R8'i amına koyayım. Doğru. Bunun Ferrari ile falan kapışırsın bununla. Bu arabanın segmenti Super Sport abi. Hyper Sport'a giriyor bu araba. Aynen. Oğlum ben amına koyayım. Yemin ederim ben spor bile yapmıyorum. Bu araba bana göre bir araba değil ya. Hyper Sport. Ya, öyle bir insan mıyım bir ben? Bir kere Çağrı bak, bu arabayı alırsan şoför koltuğunu söktürmek zorundayız. Bir kere gün şarabı içmeyen bir adamın böyle bir araba kullanması benim için çok okey değil ya. Kanka bak sana sadece şunu söylüyorum.
Ferit'in araba götü toplayana kadar sen 200'ü bulursun bu arabayla. Öyle Burak değil baba, kullandım ya. Gerçekten öyle değil ya. Abi Amerika'da 140 bin dolar Sifiri R8 17 milyon ne ya? Şey ya, Doç kullanmak çok zevkli değil mi ya? Çok zevkli. Ben bir kere gaza dokundum diye uçuyor gidiyor. Kullanım istiyatı onların Amerika'da... Ben normalde ağır ve yukarıda araba severdim mesela. Ferit'in arabayı bir kullandım. Benim bütün algım gitti amına koyayım. Hayır ya şöyle. Bütün algımı sikti attı o araba. Dedim insan, ki... Bu ne lan dedim amına koyayım. Düşmandır. Öyle düşün. Evet, evet, insan binemediğine düşmandır da olur. Ay, o da olur, o da olur. Her anlamda ama yani. Bu R8 mesela inanılmaz güven veriyor kullanırken. Öyle böyle değil. Yani araba diyor ki yani beni her türlü sür hiçbir şey olmaz diyor. Konuşuyor. Aynen. Kullandığından öyle diyor. Kilometrede kaç lira yakıyor? Bu fiyat ne abi? Fiyat öyle. Bir şey yaparız. 3 lira vererek 3. 3 iyi para. Kanka bak, internetin yalancısıyım bu arada. Ferit'in araba 2.2 ton geliyor. R8 1470 kilo abi yani. Evet, çok büyük fark var. 800 kilo dediğin şey çok farklı abi. Çok fark eder yani. Bir dakika abi. Attım abi ben sana videoları. Alkışta alması lazım yani. Bir de ben de... Çağrı 300 kilo diyor. Bak can. Abi bu videodaki iki arabada da farklı. İkisi de farklı oldu. Abi yanlış anlama da Dodge daha güzel duruyor ya. Tip olarak. Yok ya, yok. Abi valla direkt bak lazım. Sana matra indireyim de 470 bin liraya i20'yi çekelim 0-2022 model. Hem de indirimden faydalanacağım. 3 milyon paramız Matlam. Varsa Mercedes'e salak. EQ'ye. 0. Ya yok, su yok. Yok, arabanın arıza vermesi yok. Bir tek cam suyu koyuyor. Aşiret paketini satalım abi sana. Ama buradaki arabadan aynı değil ki. Ondan riski. Siktı Dodge. What? Ha, o açıldı da ya o sonradan. Yol yetmedi. Kanka hareket kaç beygir haberin var mı? Hiç baktın mı? Al sikti sikti diyorsun. Al amına koyayım. Valla Ferit'in araba hareket değil ki ya. Zaten bu iki araba da farklı. R8 bu 2021, bu Dodge da 2022. Şey Çağrı bak, sana özelden bir at yazdım. Sana oradan bir video attım Instagram'a. Bir baksana, izlesene bir. Abi bir dakika ya. Bir dakika. Bu da Challenger. Bu ne? Dodge Challenger bu. Yan yan mı gidiyor araba? Yok. Bu yendi. Çalınıyordu. Ama sesi çok iyi ya. Yani. 3 saniye yapmış arabayı. İmkanı yok ya. Kalkan çok ağır kalıyor harbiden. Ama arabada da aynı değil. Ya ne ya, kadar ya, önemli bir özellik ya. Kalkarken ağır kalıyor diyor ya. Ama şöyle mesela Ferit'in arabası kullanımı tahmin ediyorum çok çok keyifli yani. Çok Amerikan keyifli. Yani. Amerikan arabanınki kullanım keyfi çok başka çünkü. Adamlar nasıl yapmışsa yani kullanırken... Sen drag yarışçısı mısın amık, İstanbul'da hız yapacak yol yok. Ya
Ya ben çok isterim Amerikan bir arabam olsun. Mustang gibi falan ama R8'den çok farklı arabalar abi. Aynen, ikisi farklı. Abi atmosferik motor seviyorsan Amerikan bineceksin. Olacak tamam, ben evlenmeye karar verdim. Sicili temiz, banka sicili temiz arkadaşlarla değerlendirme yapacağım. Bir sonuçta hayat müşterektir amına koyayım. Karımın üstüne bir kredi çekmem gerekiyor. Bir 5 milyon, 4-3-4 milyon kredi çekmem lazım. Sicil, banka sicil kaydı temiz olacak. Önceliğimiz bu. Efendime söyleyeyim, hayat müşterek. Bu arabayı ikimiz de bineceğiz. Ben çocuğumu bırakacağım belki bu arabayla amına koyayım, yani okuluna. Bu şekilde böyle bir şey olmuyor mu? Her çorap katlamayı biliyorsun Onuz. Çektiriver bir kredi, ne olacak yani? Sen kaybediyorsun. Ediyorsun. Bize parayla mı sınıyorsun amına koyayım? İş görürüz. Nasıl yani? Elimizden geldiği kadar iş görürüz abi. Sen lazım da yeter. Emici anlayamadım ki ne demek istedin. İş görürüz nasıl bir yorum amına koyayım yani? Elimizden geldiği kadar iş o görürüz. O zaman bir 1,5-2 milyon sana çıkar mı? İş mi yaptırtayım amına koyayım? Ne yapayım yani? Emice. Arabayı mı yıkayacaksın, onu mu demek istiyorsun? Kanka ben seni anlamadım ki amına koyayım. Emice diyorum ki hani hayat müşterek ya. Evet. Eşine kredi çektir abi. Evet. Şöyle bir arabaya girin. R8 gibi bir arabaya mı? He. Trabzon'da arabayı ben 2 gün süreyim, çocuğun o araba yanar amına koyayım. Niye amına koyayım, hep böyle olaylar Trabzon'da oluyor. O araba gözden yanar amına koyayım Trabzon'da. 49 yıl taksitli. Çağrı bir şey söyleyeceğim. Bir tane özelden bir şey attım sana. Instagram adı attım. Oradan bir video attım. Bir onu izlesene. Abi ne videosu attın söyle. R8 videosu. R8'i geçelim abi. R8'i burada sen konuşmamızın gereği bile yok zaten R8'i. Ya ben sana neden geçiyorum biliyor musun? R8'i niye geçtim biliyor musun? Bak otomatik neden geçiyorum biliyor musun R8'i? Dın dın dın. Arabaya sığmam. Bitti. Kapat. Sen de şu yandık sayılar. Şöyle gençliğinde böyle arabaları bineceksin ki yaşlılığında sefasını sürer. Babacığım ben de bineyim, ben de isterim bileyim de ben moraba sığmıyorum abi. Bu araba beni kabul etmiyor. Bana göre tasarlanmamış bir araba bu. Bu araba benim gençliğim de olsa çocukluğumda bile binemem ben bu arabaya. Çünkü boyum fazla. Kanka senin şu Çağrı gençliği mi kaldı? Abi. Geçen akşam 6 posta yerken benden öyle demiyordun aşkım. Bak beni sinirme, sikerim seni belanı. Senin bineceğin araba 5 yıl. Dostum bunun gençliğiyle falan alakası yok. Bu araba benim bu ebatıma göre bir araba değil. Anladın mı? Böyle uzun boylu bir insanlarız. Sana, anladın mı? Maşallahımız var. SUV da olur. Dodge Charger'a ben verdiğin arabaya sığdım mesela. Götü başı ayrı ayarlanıyor arabanın. O da ayrı bir özellik. BMW 520 Special Edition M-Sport 520 Special M-Sport Edition'a da sığdım ben. Senin araban 5 abi burada. 5'e bineceksin abi. 5.20 mi yani? 5.20 abi. Bu da hızlı bir araba. Abi 5'in her zaman havası vardır dayı. 5 güzel bir arabadır. Her zaman 5.20, 5.20'dir abi. Şey Kemal'de vardı herhalde değil mi? Evet evet Kemal'de vardı. Hiç ama mi? Kemal'deki böyle değildi sanki. Kemal'deki daha bir M-Sport muydu acaba? Direkt ya, bunda M-Kasaydı o yani. Bu da Special Edition M-Sport diye geçiyor. Bunda işte lazer far var, shadow var. Geri kalanı aynıdır yani Kemal'inkiyle. Bence belki 520'yi sana abi 2200'e bıraksın, arabayı al abi. Tucson üstüne 1 milyon koy, arabayı al baba. Tucson üstüne 1 milyon koy. Bitsin gitsin, 4 tane de NFT vereyim amına koyayım. Kapatalım konuyu. Aynen öyle. NFT varsa işler değişir. Hadi NFT var abi. De, hiç kopsar 4 tane. Benden de sana 10 koli beyleri ve yüzlük. Bir de fındık gönder abi. Bir daha bir takımdaki Mbappe'yi de verdim gitti amına koyayım ya, yeter. FIFA takımdaki Mbappe'yi de verdim. Hacı'yı da verelim abi, feda vakti. Sana bir de fındıklığından 2 dönüm koy amına koyayım. Fırat Albayram bana çok aciz, salıya kadar bir 2 milyon fındık çok. Şey yapabiliyor muyuz ya? Cide fındık çok mu? 1-2 milyon civarında bir bütçe çıkalım Fırat'cığım. Şu arabaya giriyorum da sağ ol, hayırlısı olsun. Senin fındığın nerede var ya? Orkun be. Düncede. Dur bizim çevre var ya, ben toplarım bu parayı. Parayı toplarım, bana bir iki saat bana mı verseniz ben bir görüşmelerimi yapayım. Öyle eğer ki gerçekten istiyorsan buyur gel,
arabayı bir gör. O Orkun'la 3 senelik şey anlaşıyorum ama değil mi? Hangisi gerçektir? 3 sene el sıkışmış onun kanalında. Ya bu araba temiz abi. Bizden başkasında yok bu arabayı. Zaten başka bulamazsın. Bizde abi. Geldiği gibi gidiyor bu abi. Bak ben bu arabayı içeri çekmedim abi. 2 saate gider bu araba. Ha, ne yapalım mı abi? Sor abi sen git bak gel. Abi kredini ayarlarız ya. Bak yemin ediyorum senden önce bir arkadaş aradı. Var değil mi bu sizde Selman? Bak sen geldin arkadaşa dedim ki ben Nur. Dur. Biz şimdi konuşuyoruz bizde. Abi bize birazcık ters. Bak ters. Biz seninle konuştuk. İlk seninle konuştum diye ben o arkadaşı bekletiyorum. Adam aradı şimdi bak diyor ki. Abi ne yapayım abi? Bir tane var arabadan da amına koyayım. Ne yapayım yani şimdi anlatabiliyor muyum? Bu araba da yani olan yaşar yani öyle bir araba. Senin kredi işlemlerinin gerçekleşti. Öbür arkadaş peşin veriyordu ama yine de ben senin kredi işlemlerine uğraşacağım. Ya bizde böyle şeyler yok ya. Yapma abi. Bize yap bir şeyini yapma abi. Bize bir dostluğunu yap ya. Senin araba bu. Ya benim araba değiştirme aklımda yoktu. Niye böyle bir konuya girdik? Şimdi aklıma soktu. Eve çıkacağım ben ya. Benim araba bu Yılmaz. Yılmaz abi. 2590 Yılmaz abiyle 18 senelik İtopya sponsorluk anlaşmasından sonra gelen hediye. Ama bu da sana yakışır var ya. Mercedes Benz EQJ 400 4matik 408 EP art boyasız. Ya kanka ya elektrikli arabaya mı bineceğim? Abi sana bir Golf alalım. Arabanı satıp üstüne elektrikli eve çıkacağım arabaya zaten. Bineceğim. O da mı dersem ona kömür ajona? Elektrikli arabayı şimdi değil birkaç sene sonra alınması lazım. Çünkü şu an menzilleri çok düşük. Bundan birkaç sene sonra böyle belki 700-800 km menziller olabilir. Çünkü sürekli geliştiriyorlar. O zaman alınır. Çünkü bunlar bir süre sonra çok fazla talep görmeyecek diye düşünüyorum ben. Bir tane elektrikli arabaya binen de gül şarabı içsin amına koyayım. İleride de. Kanka açıkçası 3 milyon gibi para verecek olsam ben motoru duymak isterim yani. Araba gürleyecek amına koyayım. Niye oğlum? Niye araba gürlesin amına koyayım? Elektrikli öyle araba işte. Abi. Abi herif arabası ama. Tamam telefonla kaydet amına koyayım. Dinle amına koyayım. Hiç para da vermiyor cebinden. Bedava. Ya kanka bırak onu bu işi ya. Mutlaka garajın olmak zorunda. Garajsız çok büyük sıkıntı zaten. Bir de hızlı şarjın olmak zorunda. Yani bunlar yoksa bence almak çok mantıksız. Mesela uzun yola giderken de sıra bekleme olayı var şu an. Bunu çözmeleri lazım. Yani bayağı uzuyor yol. O yüzden bence en az bir 2 senesi var böyle adam akıllı menzilli bir elektrikli arabalar için. Doğru söylüyor. Sadece elektrikten değil bir de bu bütçeyi ayarlamak da birazcık zaman alır. Yani TOG çıkıyor. TOG var yani. İnşallah. O güzel olur yani. Evet Selman'ım çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Geldin. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şu BMW'nin son olurunu yap bana Tucson artı. BMW'ye üstüne son olurunu yap. Şu X5'te de bir tık daha bir şeyler yapalım orada. Gel sizle bir tane video çekeriz. Falan filan. Oradan onu tık 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 yapalım. Yani gel konuşalım. Sen bana bir de taksitlendirme yap amına koyayım 2 sene. Niye oldu? Şey yapmıyoruz mu Selman? Ben imzalayayım amına koyayım. Bana ver bir ton ne imzalanması gerekiyor. Hepsini imzalayayım. 2 sene ödeyeyim amına koyayım ya. Elden taksit yapmıyorsunuz mu? Yok ya biz taksit yapmıyoruz. Senet ya senet yap mı senet? Yok hiç öyle şey yok. Oğlum buradayız biz de amına koyayım. Bir yere gidin. Nono Live'a mı gittiğimiz var? Buradayız işte. Babama da yapmıyoruz. Abi niye babana da yap bana da yap abi. Ne olacak ki? Niye bu kadar şey oldun ya bu konuda netsin bu kadar? Ya ben chat olarak alındım buna. Biz bu adamı 2 sene sonra izlemeyeceğiz mi yani? Bunu mu demek istiyorsun? Estağfurullah ben her zaman buradayım ya. Ben bilmiyorum de... ama yani bir şey yaptım yani. O zaman bir dakika ben bir değerli dostum Nesrin. Efendim Çağrı. Senden 1 milyon çıkar mı ya? Yok gibi be ama konuşuruz. Bir babana sorsana. Hüsoy'a bir tamam. Sor. Tamam sorayım. Hüsoy'a aynen babam... şunları söyle. Kadim dostum Çağrı da bir milyona sıkışmış de. Senin reklamını da yaparmıştı. Hüsoy'a da 1 milyon nakit lazım ama beni uğraştırmasın. Nakit bir şekilde. Onu bir sorsana ya. Olmadı senin arabayı falan satalım. Satın ben senin de arabayı. Onu düşündüm. Aynen. Sana bir de araba çok lazım değil. Bana çok lazım.
Sen zaten diş hekimliği yapıyorsun. Ofise falan şeyle gidersin. Normal taksiye bin. Yani beni ilgilendirmiyor noktadan sonrası. Senin arabayı satın. Üstüne birazcık da annenin bilezikleri falan da satın. Gerekirse Berlin o özel okula gitmeyecek abi. Ne yapayım? Berlin özel okula gitmesin abi. Gelsin onu influencer yapalım amına koyayım gerekiyorsa. O parayı ayarla Nesrin. Dostum Selman, tamam, sen de ben benim tuksonu artı çağrı. 1 milyon gibi parayla bu işi halledelim ya. Hayırlısı be. Selman'a bir de Selman'ıma bir de diş beyazlatma operasyonu amına koyayım Nesrin'den. Ben daha, tamam benden ben Selman. Ben daha yeni olur. Beyazlattım ya. Olsun. Ah be. Tamam Nesrin'e sen ona zaten mavi içiriyor. Olur öyle olur. Tamam. Tamam bir de en son taklifimi yapıyorum amına koyayım. O 4 tane de Gobs NFT'si ya. Yemek de benden. Harbi mi? Tamam sen burada sıçtın işte bak. Yemek senden olursa. Bak buna girme, bu topa girme. Yemek bırak bizden olsun. Başka bir şey ısmarla sen. Çünkü yemek konusuna girersen biz biraz fazla yiyoruz Nesrin'le baş başa verdim. Değil mi kral? Evet değil mi Nesrin kuzen? Evet ben çok yerim. Ya istediğiniz kadar yiyin. Sıkıntı yok ya. Vallahi Selman'ım eyvallah çok sağ ol. Biz bir düşünelim. Birkaç ben bir yer daha var. Oralarda bir bakalım. Ben teşekkür ederim. Görüp çektiğin için. Yani sağ olasın. Eyvallah abi. Şeffaf yayın. Böyle geldin. Sağ olasın. Yardımcı oldun. O dediğin fiyatı her harbiden zaman düşüneceğim orada. Hiç aklımda yoktu ama öyle fiyat, güzel bir fiyat yazdın oraya. Eyvallah. Yani istersen ben numaramı yazdım sana özelden. İstediğin zaman iletişime geçebilirsin. O sahibindeki numaradan da iletişime geçebilirsin. O abim zaten. Her elimizden geleni yaparız. Abine de çok selam söyle. Eyvallah. Evet, çok sağ ol. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Sağ ol. Allah'a emanet. O kadar nereye oğlum ya? Kanka ben sana son bir kardeşliğimi yapıyorum. Evet. Platin Otomotiv'e gir. Senin arabayı beğen söyle bana. Abi araba alma niyetim yoktu zaten şu anda da. Abi bu adama ev verin, ev önerin. Harbiden ev mi? Kiralık ev ya. Bir kiralık ev. Çünkü bunlar kan emici arkadaşlar. Bakın bunlarla başladığınız andan itibaren tüm dişil enerjiniz zedelenecek yani. Sizi eleştirir, yaptığınız bir şey eleştirir, fiziksel... Ablacığım senin dişil enerjinin burucu sürdüğün sürece bence zedelenmez yani. Özelliğinizle alakalı bir yorum yapar. Konuş baba. Her konuda ben bilirim, ben yaparım, ya eleştirebilirim diyen bir erkektir. Uzak durun. Bu üçünden uzak durun. Tamam. Anladık abi. O kadar uzun sürdü ki ben birinci maddeyi unuttum. Ben sonuncuyu bile unuttum. Kanka birinci madde şuydu, futbolcu, basketçi, işte influencer, Instagram çok aktif kullanan biri tehlikelidir. Arif EB'ye 1000 bit yollamış. Çok resim atmasın, göze batmasın. Arif 1000 bit yollamış. Arif'im yine alamıyoruz. Güzel kardeşim, alsam seni bir gezdirsem içinde ama yine olmadı ya. Ama kesene bereket, böyle sağ olasın. Bu hafta, yalnız bu gecenin yalanında ne oldu Çağrı? Ne oldu? Veli oldu. Bu amına kadar meyla geceleri niye bu kadar uzun sürüyor? Abi. Senin takımı ayarlayacağız. Bu kadar. Ya dostum 12 KFP açtırıp FIFA'yı siktir ettirecekseniz bana hiç bu işe girmeyelim bir dahaki abi hafta amına koyayım. Bir de elde ikon paketi var. Unutma abi bunlar güzel çarlar gelecek. Tamam şuna da bakalım o zaman. Uzak durulması gereken erkek modelleri. Herkese selam. Şimdi size uzak durulması gereken erkek modellerinden bahsedeceğim. İlk olarak yengeç erkekleri. Yengeç erkekleri. Ben yengeçlerim abi. Ben yengeçim abi. Ben aa siktir git Onos. Senden uzak durmamız gerekiyor demek ki. Yine Onos'a gittim abi. Aç abi. Onos. Ne yardım buluyor ya. Kötü yanım neymiş öğrenmek istiyorum abi. Aç. Yengeç erkekleri size ilgiyi verir. Hayatımdaki tek kadını sensin. Vay Onos'a bak sen. Vay başka birisine karşı. Vay şerefsize bak Onos sen neymişsin lan böyle. Bir şey hissetmiyorum gibi davranır. Ve siz gerçekten çok böyle ilgili davrandığı için size gerçekten bir şeyler hissediyorsun. Arif EB'ye 1000 bit yollamış. Arif'im 1000 bit daha gönderdi. Çok sonra bir benzin atayım mağaramına koyayım. Arif'im çok sağ ol. Ve kendisi başka birine yönelir. Yani çok hızlı... Doğru mu Honus? İlgiyi verdin, 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 verdin. Sonra başka birine mi yöneldin?
Bir kere bu kadını bir yengeç aldatmış, bu belli. İkincisi anlattığı kişi tamamen ikizler burcu. Yengeçle hiçbir alakası yok. Aa, onun astrologla da büründü. Aa, evet. Bu işlere inanıyor mu? Arif E.B. Bunun dediği net ikizler burcu. Eyvah eyvah, Arif 5000 daha gönderdi. 5000 bit gönderdi Arif. Arif yoksa alıyor muyuz lan? Eyvallah Arif'im, çok sağ ol. Burak Yalçın da 140 lira diyor. Abi damlaya damlaya halledeceğiz demiş. Kardeşlerim benim, çok sağ olun, var olun. Ama şey lafı da doğru. Cidden en geç ilgi verir verir. Sonra salar yani, doğru evet. E niye böyle? E hani ikizlerdi o? Hani ikizlerde de, ikizlerde daha çok. Fikir değiştiren, çok hızlı insan değiştiren birisi. Bu yüzden dengesizler. Uzak durun. Balık burcu, uzak durun. Yani balığı bu kadar çok insanların dillendirmesinin altında yatan bir şey gerçekten de var arkadaşlar. Balıklar ilk olarak size karşı yine kendini tamamen açar. Bütün böyle özel hayatını, yaşadıklarını rahatlıkla anlatır. Önce bir güveninizi kazanır. Sonrasında balık erkeğinin dikkatini başkaları çekmeye başlar bir noktada. Ve o noktada da siz sanki hayatında yokmuşsunuz gibi davranır. Yani dengesizdir. Balık da dengesizdir. O dengeyi sağlayamaz. Eyvallah Arif'im, çok sağ ol. Bu yüzden balıklardan uzak durun. Tamam, balık. Akrep erkeği. Balık kim abi burada? Balık var mı? Ben varım galiba. Ya benim tam geçiş günü kova balık. Var evet. Sen, Ercan senden balıksın. Abi Ercan, Ercan net balık bu arada. Duygusal yani. Benim tuğlu, kova balık böyle yani. Tam geçiş günü. Kovayım muhtemelen ama ben. Dayı senin yükselenin de daha iyi. Bilmiyorum kanka. Nasıl bilmiyorum uzak kanka? Uzak durulması gereken bir insansınız ikiniz de demek ki. Akrep diyor. Ama ben yarımım, yani yarım erkek, yarım. Akrep erkeklerine uzak durun, neden? Akrep erkekleri... Sen hem karada hem denizde yaşayanlardan. Tabii. En tehlikeli zaman. Timsah bu, timsah. Erkekleri akrep erkeklerine uzak durun, neden? Akrep erkekleri sizi gerçekten sever. Akrep erkeği gerçekten sizin hayatını gerçekten severse hiç bulaşmayalım o zaman. Abla Türkçe konuşsan kimse. Önemli bir noktasına da koyar sizi. Ancak bir noktadan sonra o kadar çok önemli bir noktasında olursunuz ki kendi hayatınızı unutursunuz. Sadece onu... Ablacığım ne istiyorsunuz ama siz de ya? Hem hayatımın noktasına koymasın diyorsun, hem koysun istiyorsun. Koymasa koymadı oluyor. Koysa koydu oluyor. Abi bu kadındır erkek düşmanı ya. Yani onunla bir yere gideceksiniz. Tek başınıza hiçbir şey yapmamaya başlarsınız. Sürekli onun kıskançlıklarıyla uğraşırsınız. Neredesin, ne yapıyorsun, kiminlesin? Bir noktadan sonra benim hayatım yok muydu? Akrep var mı aramızda? Düşünmeye başlarsınız. Ve bu da aranızda sürekli bir tartışmaya yol açar. Ve sürekli mutsuz olursunuz. Akrep erkeğinden uzak durun yani. Size tavsiyem bu. Terazi. Dördüncü olarak... Aklıma ilk gelen kova erkekleri oldu. Kova erkeklerinden... Dayı sen her türlü bu circle'dan çıkamıyorsun. Ben patlamışım kanka. Sen patladın. Sen kova da olsan balık da olsan bu circle'dan çıkamıyorsun, ben sana söyleyeyim. Ben double yedim amına koyayım. Uzaktan kova erkekleri zaten çok ilişki insanı değiller. Kovalar yalnız hayatta daha mutlu olabilecek kişiler. Ve ilişki içerisindeyken kovalar kendilerini hep böyle kaçırıyor. Yani güzel gidiyor bazı şeyler, bir anda kaçıyor sizden. Doğru mu? Ve bu kaçmasının sebebinin sizinle hiçbir ilgisi olmuyor. Tamamen kendisiyle alakalı oluyor. Çabuk sıkılabiliyorlar. Fena tıraş. Kovalar... Aa Nuri sen ya. Neydin? Ben kovayım. Ya tıraş. Abi dört... Ya abi, aga kesin... Bütün burçları saydı, biz neyiz şimdi ya? Saçmalık ya. Yani donet bar mı açtın? BMW 5'li bir sport. 2 milyon 550 bin. Alacağız abi inşallah. Ya kapat evet oğlum, millet gerçek zannedecek amına koyayım. Kapat bir de onlarla uğraşamam ama ya. Bu da, bu da değiller adamız. Kapat ya, biri gerçek zannedecek. Kapat kaldır onu. Aynen tarot. Şeyi açız mamamı kendim. Amına koyayım, nereden sikebilirim Çağrı abimi diye, sen de iş yapma mamı ya. Çağrı abimi nasıl sikebilirim? Emir 10 TL göndermiş. Abi alacağız o parayı demiş. Arkadaşlar kist bar açsana bir tane. MM'de kist. Abi size 5 TL göndermiş ama Metropol demiş bu. Oy. Bana bugün bir masraf FIFA'da, FIFA'ya girmedikçe bana daha büyük masraf yapılacak galiba. Ben gireyim abi, orada günahımı ödeyeyim. Metropol İstanbul. Seninki 80 miydi abi? 110. Vay amına koyayım, kutu kadeye 20 milyar değil mi? Ben buraya sığmam ki. Senin evin yarısı. Kapıdan girdim abi, burası salon. Hemen yanı oda, bir tane de böyle bir küçük bir oda var. Harbi. Oğlum,
Bu ev benim salonumdan aynı metrekareye sahip. Sana bir şey söyleyeyim. Ben bu odaya mesela yanlamasına yatamıyorum. Ben zaten aynen öyle. Dükkan lazım ya Çağrı abi. Ben tek başıma 20 metrekareyim zaten. Aidat belirtilmemiş. İyi ki belirtilmemiş. Belirtseler zaten amına koyayım bunun kirasının 20 olmadığı çok böyle belli. Ama yok böyle bir şey ya. 50 metrekare ve 20 milyar kira istemezsin bir amına koyayım ya. İbanat yollama. Oğlum o kelimeyi yazmayın, yazmayın. Çağrı abinin evin yanında İzmit'te dükkan lazım. Emlakçı varsa yardımcı olursa süper olur. 130 milyon TL atmış bir tane şişli de. Oha amınak. Penthouse. Bu ne ya? Abi 3 artı 1 mi olur penthouse ya? Artı 1. 320 metrekare 3 artı 1. Kanka burayı kendime zengin bir Katarlı iş adamı bulmam lazım ya burası için. Arkadaşlar baktığınız zaman bu ev 7 milyon dolar falan yani anladın mı? Öyle düşünün. Dolarla satılıyor bunlar. Düşünmüyorum abi öyle. Ya her şeyin alıcısı var abi. Bundan kar edilir mi? Kar edilir abi mi bundan? Düşünmüyorum. Kanka bunun aradan bunu satmaz ki. Burayı gider kaçamak evi yapar yani. Çok Yaman demiş ki emlakçım lazım yardımcı olayım. Yaman'ım 26 cene kutlu olsun. Evet ev lazım bana ya. Dubleks ama. Üst katı boş amına koyayım. Ben de o yüzden düşündüm bir. Ben buradan kanka düşerim müşerim bir şey olur ya bana. Sabah kanka adam zaten gözümü açamıyorum. Baba adam ilan Arapça bitirmiş. Hani Türk bir şey istemiyor adam zaten. Ateşehir tarafı. Bir tane böyle güzel büyük bahçeli bir tane ucuza bir ev bulursak güzel olur yani. Güzel olur yani. Adam paketler bekliyor. Bunu geçtik. Bunu da geçtik. Burç erkeklerine sallıyorum. Parti 1 koçlar. Tamam. Siz hayatınızdaki insana hiç olsun, şu da benim olsun, şu da benim olsun. Ulan bir insanın 3 tane sevgilisi olabilir mi aynı anda ya? Sizin aynı anda en az 3 flörtünüz, en az 3 tane de sevgiliniz oluyor. Balık erkekleri sizin kadar mıy mıy, sizin kadar mik 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 her bana şey. Diyor Ercan, ey uyuma amına koyayım. Birisini görmedim gerçekten. Her şeyiniz fazla romantikleşiyor. Ercan sana diyor ha. Karşınızdaki insan sizden sıkılıyor. Yengeç erkekleri siz yağmurlu bir gecede amına koyayım League of Legends keyfi Ercan. Bak bak. Anne sözüne bu kadar. Sizin bu kovalarım bu taş kalpliliği yengeçim zaten. Yengeç'i bir dinleseydik ya. Onu geçtim bu sadakat. Sen evlisin ben bir kendime problemi bakacağım terazide. Sadık olmayı ha, öğrenmeniz lazım. Bir an önce kova erkeklerine sadık olmasının öğretilmesi gerekiyor. Sadıklık 101 dersi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç sadık değilsin hem de hiç. İkizler burçları. Sizin kadar bulunduğu yerde özellikle. Ablacığım senin anlatımın tarzıyla ama ablacığım, bir tane burç yok. Bir su iç ya bir su iç bir be. Hangi burçlu o zaman ya, olacak? Bir su iç ya balgam at ya. Bir şekilde yapışmaya çalışan bir burç görmedim. Özellikle ilişkiniz varsa bir ikizler erkeğiyle birlikteyseniz sosyal medyasını hep kontrol edin. Emin olun aman ne olacak ya alt tarafı bir soru sordu diyerek bir sürü kadınla flörtleşiyordur. İkizler erkekleri çok fenasınız. Gelin terazi erkeklerine. Terazi erkeklerine kötü bir şey söylemeyeceğim. Sağ ol. Diyemezsin zaten de hani. Yine de teşekkürler. Ben de sana kötü bir şey söylemeyeceğim. Oğlak erkekleri, oğlak erkeklerinin... Aa teraziye bu kötü bir şey söylemeyeceğim dedi. Geçti teraziyi. Ya çok önemli bir detay değil yani dedi terazi erkeği yani. Anladın mı? Geç. Easy peasy abi. FIFA. Hadi abi Pele bekliyor pakette. Abi buyur vites kol ücreti. Abi babama söyledim evi satıyoruz senin için alacağız o arabayı. Yusuf Ormanlı 100 bit göndermiş. Emir 10 TL göndermiş. Demiş ki abi alacağız o arabayı demiş. Eyvallah. Babse attığın linke baktık ama işte o ev tam bizlik bir ev değil. Berkay Cepi JLG 5'te göndermiş. Abi zaten oynatıyorlar üstüne en çok onlar da eğlenecek. Yine bir daha FP yatırma veli at doğrudan. Olur mu? O kadroyu bir ponçiklememiz lazım. King Leo 100 bit göndermiş. İzmit'te emlakçıyım kardeşim yardımcı olabilir mi demiş. Nuri. Harbi yazsın bana kral ya. İzmit'te bizim dükkan şey, mı lazım? Dükkan lazım ya. PlayStation kafa çıkıyor. Yani sana anlattım ya. PlayStation kafa işine girdik abi. Ne yapalım işte. Pikuin 19. yıklamış. Pelin'im hoş geldin.
Pelin artık yayın açsın. Artık Pelin yayın açsın söyleyin. Galerici Selman 5 kişi abonelik gönderdim. Galerici Selman 5 abonelikle bu iş olmaz hocam. Yani onu söyleyeyim sana Selman. Pelin be sende fazla varsa bana 2 milyon salıya kadar çıkabilir misin? Araba işine gidiyorum da. Selman'ım eyvallah cansın. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Galerici Selman 10 kişiye daha bunu gönderdi. Eyvallah Selman. Abine çok selamlar. Abi bizim protokol amiri vardı ya, hatırlıyor musun? Vergi veriyor mu? Efendim. Evet protokol amiri vardı ya. Evet. Onun bir tane müstakil boşta ev varmış. Altınova tarafında, İstanbul'a 70 kilometre. Ne diyorsun? Altınova nerede ya? Altınova nerede? İstanbul'a 70 kilometre diyor. Şimdi İstanbul'un neresine 70 kilometre? Mesela Zeytinburnu'na 70 kilometresi okey. Yalova'daymış abi, Yalova'da. Mesela ama Pendik'e mi 70 kilometre ötede mesela? Oy Yalova. Yalova. Yazları fena. Hayır, yarım saatlik yol ya. Abi yarım saatlik yol da yani o kadar uzak. Ya çok sağ olsun, çok teşekkürler tabii ki ama. Ama protokol amirin ne be, ona göre bir düşün yani. Bir hayal et kafanda. İdealist sıfır geniş bahçeli kiralık verilen idealist kent. Bu ne lan fotoğrafların şeyi böyle. Güzel de baba 40.000 TL. YouTube sitesi 1 milyon 100 aidat. 98 kilometre. Bizim Elazığ'daki arsaya villa dikelim abi, Elazığ'a gel. 82 milyon araba. Bu ne abi? Only for the best. Başlığa bak. Only fans açsam. No no live, Nemo live, YouTube live, Twitch'ten sözleşmeli, Facebook'tan sözleşmeli, hepsinden sözleşmeli. 4 koldan, 5 koldan yayın yapsam yine de alamıyorum. Acun abiden Survivor beklemem gerekir. Chat'teki herkes sen ben ekip dahil donlarımızı satsak alamayız. Evet, alamayız. Ama şimdilik alamayız Pelin. Bak ben alacağım o arabayı görsün. Yılmaz abi bile gelse alamayız o arabayı şu an. Çağrı ev Çekmeköy'den düşünüyorsan sana Çekmeköy'den ev ayarlayabilirim. Düşünürüm Çekmeköy'den ev düşünürüm. Ya istediğim şu birazcık böyle bahçeli bir ev olursa. Bahçeli ev işte Bursa Osman Gazi'den atmış. Burada gün güzel yaparız. Güzel alırsın abi. Neslim börek getir burada yeriz. Abi Bursa Osman Gazi olmaz abi. Ataşehir evin park sitesi havuzu garajlı 3+1 kiralık. 90 metrekare. 90 metrekare. Yani güzel de abi. Kanka gel alayım seni yan daireme. 6000 lira kirası var 330 metrekare 4+1 havuzlu denizin önü. Uçağa binip gelsen yine kardasın yani İstanbul'a git gel yapsan. Aa dayı sana araba gibi buldum dayı. Manuel. Lüks ev mi? Pars gayrimenkulden mükemmel konumda bahçeli eşya lüks müstak. Araba dahil mi peki Pelin? Arabaya binebiliyoruz mu mesela bu evi tutarsak? Bahçede domates biber yetiştiririm. Bir tane karabaş bahçeye. Buradayım abi. Oo sobada ay sobada şey yaparız. Kestane. 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 Sizin kestane. Zeytinyağı pul ve patates alacağım. Unutun. Fena. Buraya otururuz dedemler falan ortam otantik Kanal 7 izlerler burada çok güzel olur. Şuraya bir tane televizyon Kanal 7. Ne zaman gitsem Kanal 7 açık. Bir de anlatmayayım diyor. Şimdi aklıma geldi dayanamıyorum abi. Gidiyorum şey kanal reklamın bile Kanal 7'den izliyoruz yani öyle söyleyeyim. Reklamlar geliyor başka reklam ona başka kanala bakıyoruz. Burada da reklam var deyip geri Kanal 7'nin reklamlarına dönüyoruz. Sizde de öyle mi? Hasan güldüğüne göre sizde öyle. Öyle öyle. Hint dizilerini çok izliyorlar harbiden. Yapacaksın tava ekmeği önüne bir kuymak. Abi reklam giriyor tamam içeriye okey hadi onu beğendiniz izliyoruz. Eyvallah. Reklam giriyor ya reklam giriyor. Bir Survivor'a bakmayalım mı? Geçiyoruz Survivor'a oraya da reklam girince dönüyoruz yine Kanal 7 reklamlarına da izlemeye devam ediyoruz. Dayı ciddi
Dayı, bu araba benimki de takas teklif geldi. Ciddi trolsüz bakar mısın? Dayı senin... Otomatik bu. Senin malafat otomatik. İyice içine mi kaçtı kanka? Bu daha da arabayı bütme vesil ne kanka bu kadar ya? En son bir tane tır alacak ya. Buna tamam kanka, en taşak sensin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şakasız bakalım. Küçülüyor gittikçe demiş. Ay yazık. 2004, yıl 2004 diyor kanka. Benle eşit. Daha senin bamya sümüklenmiyordu yani, öyle bir yıl. Anlatabiliyor muyum? 155 bin kilometrede 600 beygir ama. Yıl eski otomatik. Abi ya. 4x4. Kanka bu arada Dodge Ram de binilir yani. İkondur bok yiyen araba ya. Sana şöyle söyleyeyim ya, mi ama? Sana şöyle söyleyeyim. Senin arabadan in, buna bin. Çok bir şey fark etmezsin yani. Daha bile sevebilirsin arabayı. Otomatik vites diye mi? Hem otomatik vites. Islak osurtma işte demiş. Abi 3200 TL aylık kirası var, düşünürsen ayarlarım. Long term. O nasıl bir link oğlum ya? Bombastik dostu 5 TL görmüş. Abi abi ben seri üretim bombastik dostu üretiyorum. Herkese yedireceğim. Alacağız o arabayı demiş. Kuru sinek 3 bit göndermiş. Abi buyur, arabaya binerkenki harcayacağın enerjinin karşılığı benden demiş. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Skezi BDO ikinci aylık konuşmuş. Bal mumumuzsun Çağrı demiş. Çok sağ ol. Kubilay Okan 5 TL görmüş. Abi mis gibi bahçede tam senlik demiş. Sahibinden.com'dan bir tane bir şey açmış. Mis gibi dediğine göre. Pembe pembe. Bakalım tam benlik mi? Konyaaltı aşağısı Karaman'da kiralık eşyalı müstakil bahçeli ev. Konyaaltı aşağı Karaman. Çok iyi mahalleysin lan. Aşağı Karaman. Karaman yukarı, Karaman aşağı. Karaman azıcık sol. Bu yüzden de taşımak istiyorum. Burada abi Antalya'da 54 metrekare. Jarenlere komşu mu? Evet, direkt karşısındaki daire. Çok uzak ya. Çok uzak. Çekmeköy. Merkez doğa manzaralı 4+2 doğa manzaralı olması özellikle güzel. Kaç yıllık bina? Kesin ses sorunu vardır. Bir şey söyleyeceğim. Şu Mert'i evden attırsanıza ya. O evi ben tutayım. Ha? Mert'in evi tutayım olmadı ben ya. Kirası da şeydi abi, Mert'e de ki yeni eve çıkıyoruz de. Zaten o da arkadaş arıyor. Çıkart onu oradan, sonra sen oraya kon. Kon. Aynen öyle. Neyse abi. Neyse. Bakacağız artık yani evlere. Bakla şuna. İzin. Abi niye? Abi Çankaya'dan atıyorsun. Bakla şuna diyorsun ya. Oradan mı annem? Bakla. La'dan mı annem bu evin Ankara'da olduğunu? Gözünü seveyim ya. 6+1 var. Buse. Sadece koltuk. $19 million. Lumionale render almışlar. Buse diye tıkladı bir de. Burada da var ya, ne seviş. Abi. Mami gördü şimdi öyle 49 TL. İstanbul'a gelince abi benim kalacak yerim var diye takılacak. Her yer kameralamaya. Ertesi gün Twitter'dan izliyorsun kendini. Profesyonel. Profesyonel. 5 TL göndermiş abi. Ben Knight yeni sürdü. 250 bin dolandırabildim. Bana bir araba ayarlasana kanka. Yeni serverlarda 250 bin dolandırabildim ne demek ya? Kubilay Okan 5 TL. Abi sığmam diyorsun. Sığmış adam. Kubilay, 5 lira 5 lira mı şaka yapacaksın ya? Böyle mi bineyim amına koyayım arabaya? Böyle mi geleyim manitanın yanına?
Kafam çarpıp duracak. E haydi o zaman. Oh. Bak bu hafta ne yapalım biliyor musun? Bu hafta Veleysel abi sen. Bu hafta, hafta Veleysel abi. Zaten ödüller çok kötü ya. Değil mi dayı? Kötüymüş. Aa burası güzelmiş lan. 105 metrekare. Açıklamayı okuyunuz diyor. Orman Gölü Satılık Operasyonu işlerine tek edildi. Onlar balkon çıkışta debulak çizdi. Onlar 2-1 kiralarla teslim sağlanacak. Oraya göre antrenör olarak kafalı diyor. Dikti mi doğru diyorlar. Yerde bana 10'u batırlar. Kaleyi toplamaya büyütür. Kalan ki yaklaşık isimleri var. Ay Allah'a zekonu bana kalıgı. Arvazer ayarlayı. Doğru mazara zaman kadar da fücudiyonun şimdi geleceğim. Elas bana kalacak Osman ki. Bir bal olmanın içine yer alın. Türkiye'de bir başkanı yok. Sonra geleceği. Yaklaşık sevilen alay veli. Bu bize olmaz abi. Bu bize olmaz. Amin amin oh. Maşallah da güzel. Maşallah da bu bize olmaz abi. Olmaz. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alacak Orman Köyü'nün %90'ı yeşil alanlar için ayrıldı. Neden %100 yeşil alanlar için ayrılmadı deyip ben almam bu evi. Buna bakalım. Aa bu güzel. Tam bizlik lan bu aslında. Bakayım 105 metrekare. Ciddi mi? Aa. Ciddi söylüyor. Evet. Şile uzak mı Şile? Açıklamayı okuyunuz diyor. Açıklamayı okuyalım. Şile orman okuyunuz, uzak. Yani, İstanbul dışı ama. İstanbul diyebilirsin. Toplam bir talanı 137 bin masa depolarlanı. Aynı linkmiş. Aa 14 bin TL Çekmeköy'de ulaşma yakın. Ya bu havuzda çoluk çocuk işi amına koyayım ya. Hiç beni bulaştırmayın abi. Aile havuzu sitelerde ya. Çağır abi, çağır abi gel havuza girelim, top oynayalım. Girdik. Ay amına koyayım sıçtın havuza. Tamam ben gelim kardeşim. Senin bulunduğun bölge sarı oldu amına koyayım. Renk değiştiriyor ya. Kardeşim tamam ben de seninle iletişim kurmak istiyorum. Göz göze bakalım seninle. Eyvallah. Tamam eyvallah da yana. Bu havuza işeme abi ya. 117 metrekareymiş abi. Havuz bozdu abi ya. Havuz bozdu abi. Gel bizim Ukrayna'nın olduğu havuza. Can olur ya oradan bir bakalım ilan olmadı. Off-stream. Off-stream bakalım oradan bir. Keyifli evin bak. Keyifli ne demek ya? Ev keyifli ev nasıl bir şey mesela? Keyifli bir ev yani. 4+2 keyifli bir ev. Ne keyfi var amına koyayım? Evin keyfi ne mesela? Doğalgaz mı yakmıyor? Ne yapıyor amına koyayım yani? Evin ne sakso mu çekiyor? Ne amına koyayım? Neyin keyfi yani? Evdeki bu keyif nereden kaynaklı bir keyif yani? Ne yapıyor? Evde yürürken böyle ayaklarını mı gıdıklıyor amına koyayım yerler? Duvarlar ne yapıyor yani? Anladın mı? 3 boyutlu mu? Nasıl bir keyif yani? Onu ben çok merak ediyorum aslında. Sormak istediğim şeylerden bir tanesi bu. Balkonlu ev olması lazım abi. Sigara içme tribine girmek istiyorum balkona çıkıp ya. Kendi kendime şöyle hareketler yapacağım balkonlu evde. Bak şu. Bak şunu yapmak istiyorum. Neyse geçeyim. Bunu yapmak istiyorum ama çok bir şey mi istiyorum ya? Benimle hayalimdeki... Şile attım abi şile. Abi şile attın da. Şile yakışır abi bize. Şile uzak ya. Ama benzin İstanbul diyebiliyorsun. Bu nasıl bu kadar ucuz ya? 120 metrekare. Uzak diyedir abi. Bir baksana abi konumuna. Ronaldo nerede oturuyor şimdi? Takımı da yok ya. Portekiz'de mi taşındı lan acaba? Aklıma o geldi şu an. Mesela takımla takımdan anlaşması bitti ya. Çıktı ya takımdan mesela Manchester United'dan. Otelde kalıyor. Ben aynen. Hayır hayır. Katar'da, ülkesine mi geri döndü? Yok Katar'da da daha bela. Günlük ev çıkmış diyorlar. Ahmet Mahallesi. Ahmetli Mahallesi Çotanak Sokak Eylül sitesi çok keyifli bir site. 7B'de yararlı 3+1 villamız eşya. Çok keyifli bir site. Kimse iç çamaşırı giymiyor. Çok acayip keyifli bir site. Yani bu siteye bir kere kaldın mı zaten burası diyeceksin yani. Güzelmiş ama işte gidip görmek lazım mı abi? Şile de uzak yani. Şile uzak. Tamam atmayın abi atmayın.
Sambacı geldi. Sambacı. Ronaldinho geliyor amına koyayım bir komp paketten. Komp. Dandik paketten Ronaldinho çıktı diye yazsana YouTube'a. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He. İlla YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.